Evet, çok kıymetli Trabzon olarak da bu noktada depremin ilk anından itibaren sabahın 5'inde hemen harekete geçerek ilk duyduğumuz andan itibaren başta AFAD kurtarma ekibimiz ve Büyükşehir kurtarma ekibimizle birlikte o gün arkadaşlarımız yola çıktı. Hepinizin malumu. Tabii afetin büyüklüğünü hepiniz biliyorsunuz. Çok geniş bir bölgede, 10 ilimizi kapsayan böyle bir afette tabii ki kolay bir süreç değildi. Ama arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveriyle gittikleri o bölgede gerçekten o mücadelede can siperhane bir şekilde gece gündüz mücadele verdiler. Biz kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ve bu 9 gün süre boyunca gece gündüz demeden onlar orada mücadele verip tabiri caizse saniyelerin, saliselerin bile çok önemli olduğu bir dönemde o canları kurtarma adına çok büyük bir çaba ve gayret içerisinde oldular. Şu an deprem bölgesinde Trabzon olarak arkadaşlar tüm kurum ve kuruluşlarımız da şu an deprem bölgesinde bugün itibariyle 3283 personelimiz görev yapıyor. Yani bu 3283 personelimiz bizim yine onlarca iş makinamızla şu an o bölgedeler ve toplamda bizim orada şu an bizim iş makinamız 319 iş makinamız var. Yine aynı şekilde arkadaşlarımız gerek enkaz kaldırmada gerek farklı işlerde orada kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Trabzon olarak depremin olduğu ilk andan itibaren gerçekten müthiş bir seferberlik örneği gösterdik. Tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi Trabzon'umuzun en önemli marka değeri olan Trabzonspor'umuzla birlikte o göstermiş olduğumuz o gayret, seferberlik inanın hepimizi çok çok duygulandırdı. Benden ricası her birinizi yüreğinden öpmemdi. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Bu şehrin büyük bir şehir olduğunu, kıymetli bir şehir olduğunu bir kez daha canımız pahasına anlattınız. Filanca yerde çöken bir apartmanın enkazında çalışmaya değil, devam eden depremdeki enkazlarda çalışmaya gittiniz. Bu şehrin bir parçası olmaktan, sayın vali, valisi olmaktan, bendeniz belediye başkan vekili olmaktan büyük gurur duyuyorum. İyi ki Trabzonluymuşuz. Trabzonspor'undan köydeki teyzesine kadar herkes evimiz evinizdir kampanyası çerçevesinde o kadar sahip çıktılar ki TİKOM kayıt almakta güçlük çekiyor. Siz de gidip orada kahramanlıklarınızı gösterdiniz. Kurtardığınız her bir can bu millet için büyük bir değerdir. Zaten biz buna hazırlık değil. Yani afetle ne yapacağımızı planlıyorduk. Aralıklarımız buna hazırlık. Hemen koordine olduk. İtfaiyemizde buluştuk. Müdür Bey'imiz bir başkan bir oradaydı. Ben zaten ilk arkadaşlarımız bazılarını arayarak bazılarını aramadan kayımıza geldi. 13 kişi bir ekip yaptık. 3 araç bir ekip yaptık. Zaman kaybımızda ulaştık. Elbisemiz her şeyimiz buna hazır. Yola çık tabii. Sayın Valim de dediği gibi oğlum sabah koşulları daha güzergahımızı değiştirmek zorunda kaldık. Malatya'dan gidecektik orada. Tünel çökmüştü. Yolu uzatmak zorunda kaldık. İşte Urfa Hilvan üzerinden gittik. Gece saat 12 gibiydi değil mi arkadaşlar? Evet, evet. 12 gibi Adıyaman'a girdik. Tabii hemen işe koyulduk. Yani, ilk enkazımıza girdik. İşte arkadaşlarımız
Ses dinlemesi yaptılar. Evet. Ses aldıklarını söylediler. Ayhan'dı değil mi? Ayhan ve Enes. Biri 21 yaşındaydı. 18 yaşında. İki gencimizi işte sabaha kadar uğraştık. Kurtardık, çıkardık. Şükürler olsun. Daha sonra bunları diğerleri takip etti. Allah'a şükürler olsun. Kazasız belasız atlattık. Yani bu bir lütuf olarak görünmemesi gerekiyor bizim açımızdan. Bu bizim hem vatani görevimiz, hem itfaiyeci arkadaşlarımızın bir görevidir. Yani görevimizi ifa ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz desteklerini bizden hiç esirgemediler. Müdür Bey sürekli var mı bir ihtiyacınız, var mı bir ihtiyacınız? Yani benim diyecek daha bir şeyim yok. Arkadaşlarımız yaşadıklarını anlatırsalar, ben diyeceklerim bu kadar. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Senin telefon mu var? Birisi telefon.